Sen mi taşındın buraya? Ben geleceğini, döneceğini biliyordum, biliyordum. Döndüm, döndüm. Ama sana değil. Olsun. Hayattasın ya. Canın sağ olsun. Meryem Hanım. Kaldır başını, kaldır. Kaldır, kaldır. Seçimlerinin arkasında dur ama, değil mi? Senin uğrunda birini öldürdüğün iki tane evladın var. Kaldır kafanı, onlara git. Döktün içine. Neler söyledin öyle be? Aslanım anne. Dişi kaplan mübarek ya. Cebeci kardeşler. Gelin bakayım. Ya durun demedim, gelin dedim.
Kapın bakayım istediğiniz kadar. O gün babamı ziyarete gittiğimiz o ilk gün sen bize bir şey demiştin. Pamuk şeker alacağım size. Ama babam demiş ki adalet yerini bulduğunda sen de adalet ne demek diye sormuştun. Hep çene, hep çene. Hadi in. Göreceğim. Bu kadar çıktı. Hazırlıksız yakalandık tabii. Bununla ne yapabilirsin? Bir düşünelim bakalım. Ben biliyorum. Kumuyla kartala pamuk şeker alırım. Üzüldüler ya. En çok o sevindirir onları. Akıllı oğlum benim. Ya da bak şöyle de yapabiliriz. Sen şimdi bu paraya hiç dokunma. Tamam mı? Sonra ben buradan çıkabildiğim gün, yani adalet yerini bulduğu gün üstüne daha fazla para koyarız. Siz de ikişer üçer tane pamuk şeker yersiniz. Olur mu? Olur. Daha güzel olur. Bugün hemen gelecek zaten değil mi baba? Bu para senin için hep o günün umudu olsun. Bekleyecekler pamuk şekeri. Ama birazcık. Hadi eyvallah.
ya bakalım. Gel, gel, gel aslanım benim, gel. Ayakkabının diğer tekini bulamadın mı hala? Sana bir tane hediye versem alır mısın? İstemem. Bak, oğlumla aynı yaştasın. 12'lerden bir tanesini denesem, hem evim de yakın, köpeklere de az mama getirmişim, ayakkabıyı denersin, mamaları alır, geliriz buraya tekrar, ha? Ne dersin? Köpeklerden biri de gelebilir bizimle. Sanki mama getir diyorlar. Heh? Hadi gel. ...1.09.99 tarihinde Adana'nın Seyhan ilçesinde Menekşe Sokağı'nda isimsiz bir ihbar sonucu bölgeye intikal eden ekiplerimiz tahmini 8-10 yaşlarında sol böbreği çalıp... ...sol böbreği çalınmış yarı baygın bir erkek çocuğu bulunmuştur. Hemen hastaneye kaldırılan çocuğun üstünden herhangi bir kimlik çıkmamıştır. Çocuğun alınan ilk ifadesinde doğduğundan beri Adana sokaklarında yaşadığını, anne babasını tanımadığını, kendisine Akça'da ettiği söylemiştir. Nasılsın? İyi misin? Bir tanıdığın, akraban ya da haber verebileceğimiz kimsen yok mu? Kimsem yok. Onun nasıl olduğunu hatırlıyor musun? Peki kimin yaptığını biliyor musun? Korkma oğlum. Anlat. Bana güvenebilirsin. Yürürken ayağım çok acıyordu. Sana oğlumun ayakkabılarından birini vereyim mi dedi. Kim dedi? Köpeklere mama veren adam. Tanımadığın adamla neye gittin? Köpekleri seviyorsa iyi bilir sandım. Thank you.
Sen hangi koğuştasın? B. Yeni mi geldin? Yok, çok oldu. Niye girdin? Neden ağlıyorsun? Oğlum leş gibisin bir de. Baksana ağladıkça otoban yapıyorsun lan yüzünde. Bir su olsaydı, sıcak su. Yıkatmıyorlar kendimi. Sonra da kokuyorsun diye dövüyorlar. Yıkanayım diyorum, içeri sokmuyorlar, dövüyorlar. Kim? Şş, içerideler şimdi, duymasınlar. Hiç mi yıkanmadın girdiğinden beri? Beni aldıklarında ne esirmedin biliyor musun? Yıkanabileceğine mi? 5 önce soyumuzu kesmişlerdi de borçtan. Görmeyeyim bir daha var. Niye zorluyuz gerçekten? Çok güzel. Kesik! Lan suyu kesik! Mutlu musun? Çok mutluyum be abi! Çok! Kesik! Lan suyu kesik! Mutlu musun lan? Çok mutluyum be abi! Çok! Kesiyi kaybettik.
Bunun hesabı sorulacak, merak etme. Hadi atla gel. Lütfen izin ver adli tıpçı baksın arkadaşına. Ortada şaibeli bir durum kalmasın. Bütün bilgiler net olsun. Lütfen. Gece gece. Annem yok. Nasıl yok? Yok işte, yok. Evi bir saat zar zor boş bırakan kadın saatlerdir evde yok. Nerede? Ne bileyim ben nerede? Bileceksin. Şu ışık var ya, şu ışık. Hep senin için açık kaldı. Geri dönersen evde olduğumuzu anla diye. Ya bir dakika. Senden sonra benim annemin ışığı söndü. Gözünün feri, yüreğinin sesi söndü. Yıllar sonra çıktın geldin ama bize değil. Evimize dönmedin. Hala ondan yanıyor o lamba. Benim annemin oğlu dönmedi çünkü. Hala bekliyoruz seni. Lambamız yanıyor. Ama seni bekleyen annem yok. Annem nerede? Söyle. Ya biz 20 yıldır kendi halimizde yaşıyoruz. Ya sen geldin, Kartal'ın dükkanı yandı, şimdi annem kayıp. Adım gibi eminim ne olduysa senin yüzünden oldu. Adım gibi eminim. Ama saçmalama. Damar yapmadan anlatsana. Annem yok. Konu komşuya baktık, yok. Hastaneye, karakola, her yere baktık, bulamadık. Burada da yok. Hadi hayırlı geceler. Sen hangi pisliğe bulaştın? Ha? Kimin canını yaktın yine? Annem senin yüzünden kayıp. Ne oldu anneme? Ne bileyim ben ne oldu? Kayıpsa git polise anlat derdin, bana değil. Benimle ilgisi yok. Hadi gidin şimdi. Hadi gidelim. Annemin senin için akıttığı gözyaşlarına yazıklar olsun ya. Şu sokakta bıraktığımız gözlerimize yazıklar olsun. Yüreğim daha bir diye yer ayırdım ben be. Yazıklar olsun. Annemin oğlu olduğun güne yazıklar olsun. Babamın kemiklerini sızlattığın için yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Katil ya da katilleri öğrenince ne yapacaksın? Babama karşılık ailesinden birini alacağım.
Nereden tanışıyorsunuz Kuzgun'la? Nevşehir'den. Nevşehir'den mi? Çok yakın. Yani çok da yakın değil aslında. 8 saat uzak. 8 saat hiç uzak olur mu kızım? Bilseydim. Siz neden hiç görmeye gelmediniz? Yani tabii o da sizi. Önce sen anlat kızım. Nasıl tanıştınız? Nasıldı hali vakti? Hiç mi bilmiyorsunuz? Onlar abimle çocuk hapishanesinde tanışmışlar. Hapishane mi? Ben daha doğmamışım o zaman. Akça hapishanedeymiş. Akça. Akça'ya alışkınız biz. Yetimhanede vermişler ismi. Bize öyle anlattı. İyi misiniz? Değil. Ben artık nasıl iyi olur bilmiyorum. Daha fazla anlatmayayım istiyorsanız. Yok kızım, anlat. Kuzgun'un bunları yaşarken ayakta kaldıysa ben de dinlerken ölmem. Ancak utanırım. Yaralı halde kaldırılıyor hastaneye. Sonra devlet el koyuyor duruma. Yetimhaneye alıyorlar, kimlik çıkartıyorlar. Adı Akça oluyor. Kuzgun'un çok sabıkası var. Çok. Sokak çocuklarına hiç dayanamaz. Hayvanlara bir de. Elindeki ekmeği bölüşmez, direkt verir. Açlığı bildiğinden, çok çektiğinden herhalde. Artık duramayız buralarda. Peki eve kim bakacak? Kuşlara kim bakacak? Dışarı salacağız. Mecburen. Gel. Geç, geç, geç. Aa, kapıyı açık unutmuşum. Siz geri durun.
Sen de kimsin? Şükür. Gözümüz yollarda kaldı. Anne, anne. Siz de kimsiniz? Beklerken boş durmayalım. Şu kaseti arayalım dedik. Ne kaseti? Tek sefer soracağım. Operasyon gecesinin kaseti nerede? Kaset maset bilmiyorum. Yemin ederim. Kızı al. Hayır, hayır, bırak kızımı, verme, bırak. Bırak. Hangisini veririz? Söyle. Hiçbirini. Gidin buradan. Tamam. Korkma kızım. Korkma. Korkmayın. Annem bizi vermez. Üçünü de alın. Hayır, bırak çocuğumu. Hayır, bırak. Bırak beni. Bırak beni. Bırak çocuklarımı, bırak. Bırak. Bırak çocuklarımı. Ya kaset maset yok bizde. Ne istiyorsun? Ne? Ne? Kocandaki kaseti. Kaseti getir. Çocuklara al. Ya bırak çocuklarımı. Bırak. Anne. Ya bırak. Bırak bizi, bırak. Ne istiyorsun? Bırak. Ben bilmiyorum. Bırak. İçlerinden en sevdiğin hangisi? Üçü de benim canım. Söyle. Anne bırak beni. Yapma. Ne olursa yapma. Hadi. Ben annemi bırakmam. Bırakın bizi. Hayır yapma. Ayıramam hiçbirinin, üçü de benim yavrum. Benim. Çocukları bırak, beni vur, beni öldür, ne olur. Bırak çocuklarımı, bırak yavrularım, ne olur, ne olur. Peki, sen bilirsin. Hayır. 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 Bırak çocuklarımı. Bırak çocuklarımı, bırak, bırak. Kuzgun. Kuzgun kim? Ailesinin son görüşü oldu. O günden sonra Kuzgun'u çok acıttılar. Kanattılar. Daha 8 yaşında başladı hayatında ayağını yemeye. Dayak atmayı da, acının içinden geçmeyi de böyle öğrendi.